Kayahan Uygur, cinsel sapıklık, darbeler, terör ve Clinton. Hillary'nin e-mailleri konusu tüm dünya medyası kadar Türk medyasında da yer aldı. Ama herkes sorunun devlet işlerinde özel mail kutusunu kullanmaktan ibaret olduğunu sanıyor. Hiç kimse Hillary'nin neden devletin kurumsal internet bağlantısını değil de özel bir adresi tercih ettiğini sorgulamıyor. Oysa her şey çok açıktır. Amerika devleti de tüm devletler gibi kendi iletişimini otomatik olarak dosyalamaktadır. Hillary devletten gizli bazı işler çevirdiği ve bunların ileride ortaya çıkarılacağından korktuğu için resmi e-mail kutusunu kullanmamıştır. Mailler terörle ilişkili. Rusya çizgisinde yayın yapan bazı internet sitelerine göre Hillary'nin Amerika resmi makamlarından gizlediği e-mailler arasında terör örgütleriyle olan yazışmalar vardır. Hillary Clinton'ın DH ve PKK ile ilgili bazı isimlerle özel mesajlaşmalar yaptığı iddia edilmektedir. Amerika'nın demokrat başkan adayının FETÖ ile olan ilişkileri ise zaten biliniyor. Rusya çizgisindeki bu sitelerin söyledikleri önemlidir. Çünkü Hillary Clinton kendi e-mail kutusunun uğradığı hacker saldırısının Rus kökenli olduğunu söylemiştir. FBI Hillary'nin e-mail kutusu skandalında önce sadece güvenlik açığı üzerinde durmuştur. Daha sonra bu soruşturma çerçevesinde eski bir kongre üyesi olan Anthony Weiner'ın bilgisayarına el konulmuştur. Weiner, Yahudi lobisinin ileri gelenlerinden olup Hillary'ye çok yakın biridir ve aynı zamanda New York Belediye Başkanlığı'na adaydır. İncelenen bilgisayar bambaşka bir soruşturmayı da tetiklemiştir. Uzun zamandır takma adlarla küçük yaştaki çocuklara cinsel içerikli mesaj ve imajlar yollayan bir sapık deşifre olmuştur. Bu sapık Weiner'ın ta kendisidir. Devlet sırrına bakın. Polis, Weiner'ın bilgisayarında Hillary'den yollanan çok ilginç mesajlar görmüştür. Fakat bunlar henüz açıklanmamıştır. Çünkü devlet sırrının niteliğindedir. Hillary'nin sansürlenmiş e-mailleri açıklanırsa dünyadaki pek çok olayın ve terör örgütlerinin gizli bağlantıları afişe olacaktır. Örneğin Arap Baharı maskaralığı, Libya'nın ortadan kaldırılması, Kaddafi'nin katledilip servetinin yağmalanması, Daesh'in aniden ortaya çıkışı gibi konular aydınlanacaktır. İçerikleri henüz tam olarak bilinmese de Weiner'ın bilgisayarındaki binlerce mesajın dağılımları ilginçtir. Orta Doğu'daki politik durumla ilgili yazışmalarla müstehcen ve argo ifadeler taşıyan mesajlar iç içe geçmiştir. Bir mesajın içinde FETÖ ile ilgili çalışmalar yer alırken bir diğerinde son derece çirkin çıplak fotolar bulunmaktadır. Kim bu Huma? Burada başka bir ilginç tarafta Antonin Weiner'ın Hillary Clinton'a bir manevi evlat kadar yakın olan Huma Abedin'in eşi olmasıdır. Hillary'nin özel danışmanı ve seçim kampanyası sorumlusu Huma, kocasının sapıklığını hatta 14 yaşındaki bir çocuğa fotoğraf gönderdiğini 2011'den beri bilmektedir. Ama kendisinden ancak geçtiğimiz Ağustos ayında ayrılmıştır. Nasıl insanlardır bunlar? Hillary'nin kocası Bill Clinton'ın Beyaz Saray'dan sonradan yargılandığı sapıklıklarını icra ettiği sırada stajyerlerden biri olan Huma ayrıca başka nedenlerden dolayı da çok ilginç bir insandır. Huma Abed'in İslam alimi bir babanın kızıdır. Babası Rabıta'nın uzun yıllar yöneticiliğini yapmıştır. Annesi de uluslararası İslami kuruluşlarda kadınlar alanında çalışmış olan bir öğretim üyesidir. Erkek kardeşi de artık ne demekse ılımlı İslamcı bir entelektüeldir. Aile çok uzun yıllar Suudi Arabistan'da yaşamış, bir ayakları Amerika'da, bir ayakları da İngiltere'de olmuştur. Yani tam anlamıyla ılımlı İslamcı, Batı değerlerini özümsemiş, İslamiyetten demokratik meşruiyet edinmiş stratejik müttefik ve model bir aile. Şimdi Huma'nın kardeşi Heba ve annesi Saliha Mahmut Washington'da kızlarını teselli ediyorlar. Yalnız Saliha Hanım'ın bir sorunu var. Kızım Hilary'i daha çok seviyor diyormuş. Bu kadar kusur kadı kızında da olur. Model aile. İnsanın Hilary'e nasıl yetiştirdiniz, angaja ettiniz bu müthiş aileyi diye sorası geliyor. Alsınlar bunları Orta Doğu'da İslam aleminde ülke ülke gezdirsinler. İşte ılımlı İslam ve model aile böyle olun desinler. Gerçi Türkiye'de bunlardan da pek bol var. Ruhen hepsi FETÖ'cü ve Amerikancı da kimi örgüte kaydolmuş kimi kaydolmamış. Eskiden batılılaşma modeli batıya aynen alıp taklit etmekti. Şimdi model değişmiş. Batılılaşmak için batının istediği gibi olmak gerekiyormuş demek. Trump Hillary başkan seçilse de bu skandal onu takip edecek ve görevde kalamayacak diyor. Bayan Clinton eğer seçilirse siyasal içerikli mailler üzerindeki sansürü sürdürecek. Hatta daha da sertleştirecektir. Ama cinsel suçlar hele sübyancılar varan şekli Amerikan toplumunda kolay kabul görmez. Üstelik konuyu takip eden şikayetçi aileler de vardır. Hillary danışmanı Anthony Weiner'ı hatta onu 5 yıl koruyan Huma Abedin'i feda ederek de paçayı sıyıramaz. Hillary bildiği farkında olduğu bir sapkınlığı 5 yıl boyunca gizlemiş, tacize uğrayan çocukların yardımına koşmamış, cinsel suç işlemiş birini korumuştur. Bu da bir suçtur, üstelik bir siyasetçi, hele bir Amerika başkan adayı için büyük suç. Bakalım Amerikalılar ne yapacak? Kayahan Uygur, Güneş.